paydaş bunlar olarak. Tamam, çekilin. Sayın Kaymakamım, Sayın Milletvekili, Sayın Rektörüm, Sayın Belediye Başkanım, ilçemiz protokolünün değerli üyeleri, değerli öğretim üyelerimiz, çok kıymetli orman işletme şeflerim, öğretmenlerimiz, sevgili öğrencilerimiz, kıymetli basın mensuplarımız ve sivil toplum kuruluşlarımızın kıymetli temsilcileri. Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde 5.sini kutladığımız Milli Ağaçlandırma Günümüze hoş geldiniz, şeref verdiniz. Kıymetli mensupları, sayın öğretim üyelerimiz, sevgili öğrencilerimiz, değerli basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü münasebetiyle 19 Mayıs Üniversitesi ve Bafra Orman İşletme Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen Geleceğe Nefes, Cumhuriyete Nefes fidan dikim etkinliğimize hoş geldiniz. ...11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde Cumhuriyetimizin 100. yılına özel 81 ilde 2023 farklı lokasyonda milyonlarca fidan dikiyor, her ilimizde 100. yıl Cumhuriyet Ormanları kuruyoruz. Cumhuriyetin 100. yılında orman varlığımızda dünyada 27. sıraya yükseldik. En çok ağaçlandırma yapan ülkeler sıralamasında Avrupa'da 1., dünyada 4. sıradayız. 184 yıllık başarılarla dolu bir mazisi olan Orman Genel Müdürlüğü, tüm personeliyle ormanlarımızın korunması ve geliştirilmesi için can siperhane bir şekilde çalışmaktadır. Bu çalışmalarda şehitler vermiştir. Tüm orman şehitlerimizi bu vesileyle rahmetle bir kez daha anıyorum. Ormandaki varlığa bak demiş kıymetli halk ozanımız Aşık Veysel. Konuşmalarını yapmak üzere Bafra Belediye Başkanımız Sayın Hamit Kılıcı Kürsi'ye davet ediyorum. Sayın milletvekili, sayın rektörüm, çok değerli profesör, çok değerli üyelerimiz, daire abilerimiz, çok değerli orman üyelerimiz, çok değerli siyasi partilerimiz, ilçe başkanları, çok değerli öğretim
hocalarımız, sevgili öğrenciler, oda başkanlarımız, hepinizi hürmetle muhabbetle selamlıyorum. Önemli bir günde bir aradayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde gerçekten çok önemli bir proje. İklim değişikliğinin konuşulduğu, küresel ısınmanın konuşulduğu bir dönemde böyle bir proje, böyle bir kampanya çok anlamlı. Bunu da üniversitemizde, fakülte binamızın kampüsünde yapmamız da çok çok daha anlamlı. Yeşilin artması, ağacın artması, planın artması, az önce söylediğim muhakkak ki iklim değişikliğine ve küresel ısınmaya da ciddi manada etkisi olacak, belki önleyecek bir proje. Bu güzel anlamlı günün hazırlanmasında emeği geçen, başta Orman Şubesi Müdürümüze ve ekiplerine çok çok teşekkür ediyorum. Bu organizasyonun fakültemizde, üniversitemizde yapılması da anlamlı bir manada da değerli fakülte dekanımıza, değerli rektörümüze, sayın kaymakamımıza teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızda, sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde yapılan böyle anlamlı bir günün hepimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Tekrar hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Sayın Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Peygamber Efendimiz'e kıyamet kopsa bile elinizde bir fidan bulunuyorsa ve onu dikmek için bir engel yoksa o fidanı dikin hadisi şerifiyle ağaç dikmenin önemini vurgulamıştır. Konuşmalarını yapmak üzere 19 Mayıs Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Yakup Kral'ın teşekkürlerini arz ediyorum. Sadece bir etkinlik olarak görmemek gerekiyor. Özellikle yaşadığımız dünyadaki gelişmelere baktığımızda etkinliği biraz tersinden okumak. Başarım da dikkat çekti. Dünyada çok ciddi değişikliklerin oldu. İklimden başlayın, coğrafyaya kadar, ciddi değişiklikler oldu. Bir dünya yaşadı. İklim değişiklikleri artık tehlikeli. Ve bu yani ileride olacak falan denmiyor artık. Yani ileride şöyle olacak, böyle olacak diye bir tasarıda bulunmuyor. Yaklaşık olarak 1-1,5 derece gibi ısının yükseldiği, yıl olarak ısının yükseldiği, doğal olarak tahribatın da, doğal tahribatın da buna bağlı olarak çok etkili oldu. İşte yaşadığımız yangınlara baktığımızda, orman yangınlarına baktığımızda, tahribata baktığımızda gözümüzün önünde çok hızlı bir, çok radikal bir değişikliği yaşandığını görüyoruz. O nedenle bugünkü etkinlik biraz farklı okunmalı, farklı değerlendirmeli. Katılımın bu kadar güzel olması da işin doğrusu konunun hassasiyetinin anlaşıldığı net bir şekilde ortaya koyuyor. Bir ilişki olarak sadece yani istifade edebileceğimiz bir varlık olarak, milli varlık olarak ya da endüstriyel bir ürün olarak görmemek gerekiyor. Bir çaba sarf etmiş oluruz. Ve bu çaba bizim açımızdan anlamlı olduğu gibi insanlık açısından da anlamlı. Dolayısıyla değerli dostlar, bugün önemli bir gün. Sadece ağaç dikimi açısından değil, bu algının yeniden inşası açısından önemli bir gün. Burada israftan mümkün olduğu kadar uzak durmak gerekiyor. Geri dönüşüm imkanı olan bütün nesneleri, bütün neyse camdır, kağıttır, lastiktir veya başka bir şey, imkanı olan bunu geri dönüştürmek için bir çaba harcamak gerekiyor. Toplayıp tamamen çöpte bir yere atmak yerine ayrıştırmak veya mümkün olduğu kadar paketlenmiş olan, özellikle de lüks paketli şeylerden uzak durmak gerekiyor. Kullanılan paketleri sokağa atarak adam olma adamlık gösterisinden uzak durmak gerekiyor. Bu adamlık falan değil. Bu yani özgüven falan değildir. Tam aksine bir ahlak sorunudur. Tüketirken dikkatli, ihtiyaç kadar özellikle israftan uzak durmak suretiyle geri dönüşüm önünü açmak gerekiyor. Geri dönüşümü mutlaka gerçekleştirilmesi gerekiyor. Çünkü başka bir şansımız yok. Artık tüketerek devam etme şansımız yok. İleride torunlarımız falan demiyoruz. Artık çocuklarımız diyoruz. Artık biz diyoruz. Yani biz bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Torunlarımız haydi haydi bunu yaşayacak. En azından kendimize bir iyilik yapalım. Bugün kendi üzerimize düşünelim, ekosistem üzerine düşünelim ve mümkün olduğu kadar dengeli,
var, tüketeceğiz ama tüketmenin de bir öğrencisi var. Tüketirken sadece tükettiğimizde kalmayıp bunun da kendi işte ekosistemi imha etmesine izin vermemek gerekiyor. Burada sigara kendisi tartışılıyor. Bir sigara izmaritinin doğaya yaptığını veya attığımız bir plastiğin doğaya yaptığını ve ormana gidiyorsunuz, ormanlık alana gidiyorsunuz, ormanlık alanda piknik yapıyorsunuz, tamamını oradaki plastiği poşeti orada bırakıyorsunuz. İnsan şunu sorar kendisine, ya bunu kim temizleyecek? Sonra ben senin pisliğini neden temizleyeceğim? Ben senin pisliğini neden görüyorum? Yani ben de gideceğim, ayol bunlar ortak ortamlar, sosyal alanlar bunlar. Ya burada bunun bir ahlak sorunu olarak değerlendirilmesi ve eğitimde, eğitimin özellikle ana kucağında başlayan eğitimde bunun öne çıkarılması, doğaya karşı bir duyarlılık oluşturulması gerekiyor. Bu etkinlikte beraber olduğumuz, bize katkı veren, başta orman işletmeler, sulama birliği, kaymakamımız, başkanımız ve ismini saydığım sayamadım, Bafralı kardeşlerimizin çok ciddi bir duyarlılığı oldu. Nedeni şu, bu kampüs bir yerleşke olarak yeniden planlandı. Yaklaşık 50 dönüm, 50 dekar kadar bir alan salt orman alanı olarak belirlendi. Bugün 1/5, yaklaşık olarak 1/5 ağaçlandırılacak ama bu ağaçlandırma devam edecek. Sadece Milli Seferberliğe anlamlı bir katkı olsun diye kampüs içerisinden başlandı. Bir başka burada anlamlı katkı da şuydu. Temizlenen alan, sulama birliğinin burada, belediyenin sulama birliğinin çok ciddi katkısı oldu. Daha önce terk edilmiş inşaat molozlarının olduğu, molozların döküldüğü bir alandı. Oranın kaldırılması bizim açımızdan önemliydi. Bu molozların kaldırılıp buranın tekrar yaşam alanına dönüştürülmesi gerekiyordu. Bir diğeri kampüs içerisinde bir yaşam alanı, orman oluşturuluyor ama buradaki düşünce insanların, Bafralıların bu alanı kullanması üzerine kurulmalı. Yani işte ağaç dikelim, buraya kimse girmesin, oksijen oluştursun ya da görüntü olur. Evet, bunların hepsi doğru ama doğayla iç içe yaşamak bu hepimize iyi gelecek. Özellikle çocuklarımıza, yani ait oldukları betonun dışına çıkarıp doğayla beraber, doğanın içerisinde yaşamaları, doğaya saygılı olmayı, doğaya katkı, oradan hizmet alırken katkı alırken doğaya katkı vermeyi öğrenmesi gerekiyor. Yanım sizde. Konuşmalarından dolayı Sayın Rektörümüze teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Ulu önderimizin de severek okuduğu Faruk Nafiz Çamlıdere şiirinde Yeşil'de ben bu rengi taşırım her zaman can köşemde. Yeşilde ne var dokunmaz insanoğlu? Yeşil bu, varlık dolu, gök dolu, umman dolu diyerek yeşilin kıymetini vurgulamıştır. Konuşmaları yapmak üzere Samsun Milletvekilimiz Sayın Orhan Kurcan'ın teşekkürlerini arz ediyorum. Çok değerli Sayın Kaymakamım, çok değerli belediye başkanım, Sayın Rektör, Sayın Dekan, çok değerli Bafra'mızın değerli kurucuları, siyasi partilerimizin çok değerli iç başkanları, çok değerli hemşehrileri, değerli hocalar, değerli gençler, ben de sizlere saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar diliyorum. Önemli bir günü yaşamanın sevincini, mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Milli ağaçlandırma günü. Evet, son zamanlarda yaşamış olduğumuz doğal afetler, seller, yangınlar, yaşamış olduğumuz doğal afetler, milli ağaçlandırma günü, ormanlaştırmanın ne kadar değerli ve önemli olduğunu bize bir kez daha ortaya koymakta. Bundan yıllar önce küresel ısınmadan bahsedildiğinde bu küresel ısınmanın etkilerinin 2053 gibi görüleceği söyleniyordu ama bugün küresel ısınmanın etkilerini değerli hanımlarım hep birlikte yaşıyoruz.
işte şeyleri hep birlikte yaşıyoruz, yangınları hep birlikte yaşıyoruz, depremleri hep birlikte yaşıyoruz. O zaman şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Siz doğaya nasıl davranırsanız, siz dünyaya nasıl davranırsanız, o da size öyle davranıyor. Siz ona iyi davranırsanız, o da size iyi davranıyor. Ama siz ona farklı şekilde davranıyorsanız, daha farklı, hoyratça bütün imkanları kullanıyorsanız, doğanın bize nasıl davranacağını kestiremeyeceğimiz bir davranış modeliyle karşılaşıyoruz. İşte daha dün orman yangınlarımızla karşı karşıyayız. Orada ciğerlerimiz yanıyor. Zorluklarla yetiştirilmiş, binbir güçlüklerle yetiştirilmiş ve uzun süre içerisinde yetiştirilmiş olan o ağaçlar, güzelim ağaçların yandığını görüyoruz. Değerli Hazırım, bu çerçevede Orman Genel Müdürlüğümüz 40'lı yıllarda ormanlaştırma, ağaçlandırma çalışmalarına başlamış. 2002 yılına kadar 4 milyarın üzerinde ağaç dikilmiştir. Bu gerçekten çok önemli bir rakam. 2003 yılından sonra da Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde Milli Ağaçlandırma Seferberliği çerçevesi içerisinde günümüze kadar da o süre içerisinde yapılan ağaçlandırma çalışmasının 2 katı bir ağaçlandırma gerçekleştirilmiştir. Daha yeşil bir Türkiye sloganıyla çıkmış olduğumuz bu yolda Cumhuriyet tarihimizin de en önemli ağaçlandırma seferberliğini devam ettirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 100. yılımızın birlikte bu 100. yılımıza yetişmenin, erişmenin mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz ve bugün de 100. yılımıza yaraşır bir şekilde ağaçlandırma çalışması içerisinde olmamızın da bir değeri var değerli Hazım, değerli gençler. Belki biz görmeyebiliriz ama bizden sonraki gelecek olan çocuklarımız, torunlarımız, evet bizim dedemiz, babamız, atamız bu ağacı 100. yılda, Cumhuriyetimizin 100. yılında dikmiştir diyeceğini biz şimdiden duyuyor gibiyiz. O gün üzerinde öldürülen Filistinli var. Bunun 4000'den fazlası maalesef çocuk değerli. Evet. Ve bu katliamla kendilerine demokrasi, yeşil demokrasinin başlangıcının kendilerinde olduğunu belirten koca koca devletlerin konuşmalarından dolayı Sayın Vekilimize teşekkürlerimi arz ediyorum. Konuşmalarını yapmak üzere Bafra Kaymakamımız Sayın Cevdet Ertürkmen'in teşriflerini arz ediyoruz. Çok kıymetli milletvekilim, çok değerli rektör hocam, belediye başkanım, siyasi partilerimizin çok kıymetli temsilcileri, protokolün değerli üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının değerli başkanları, sevgili hocalarım, sevgili öğrenciler, basınımızın yüzünde temsilcileri, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Milli Ağaçlandırma Günümüz kutlu olsun. Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. Bunun heyecanını sizler gibi seçkin bir toplulukla paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Sayın milletvekilim, sayın rektörüm, konuşmalarınızda bize çok güzel bilgiler verdiniz. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel konulara temas ettik. Tabii üzüntümüz vardı. Dün 10 Kasım'da Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ahirete intikalinin 85. seneyi devriyesini andık. Her ne kadar naciz vücudu toprak olsa da onun fikirleriyle aydınlanmaya devam ediyoruz. O bize yol göstermeye devam ediyor. Tabii Cumhuriyet basit tabiriyle, tanımıyla halkın kendi yöneticileri kendilerini seçmesidir. Bununla birlikte kurumsal bir yapıyla kendiliğinden doğurur. Bu kurumsal yapının yaşayabilmesi ve sürdürülebilmesi ancak ilimle olur. Gazi, Cumhuriyeti vicdanı hür, nesiller istediğini, fikri hür nesiller istediğini söyler. Hayatta en hakiki mürşidin ilim olduğunu söyler. Böylece Gazi,
Cumhuriyetle ilim arasında bağlantıyı da özetler. Çünkü kendisi aynı zamanda Cumhuriyeti gençlerimize emanet etmiştir. Burada şu noktaya gelmek istiyorum. Bugün buradayız. Cumhuriyetin geleceğe nefes olması bugünün. Geleceğe nefes olması, Cumhuriyetimizin yaşaması ancak belli bir kurumsal yapıyla ilmin ışığında olabilir. O da akademik olabilir ancak. Bugün Cumhuriyet sevgisini ve ağaç sevgisinden bahsediyoruz. Sevgili ihtiyaçtan dolayı, sevmediğimiz bir şeye ihtiyaç hissetmeyiz. Sevginin kategorize edilmesi, ortaya konulması, kasip edilmesi ve evrensel bir değer olarak ortaya konulması ancak üniversiteler sayesinde olur. Bu ağaçta da böyle, ormanda da böyle. Eğer ziraat fakültelerimiz, orman fakültelerimiz olmasaydı, biz tohumu, bitkiyi, iklimi, bunlar arasındaki bağlantıyı öğrenmemiz mümkün olmazdı. Üniversitemiz bize ağaç sevgisini de veriyor. Bu milli ağaçlandırma gününde bu vesileyle bunun üniversitede olmasında, Cumhuriyetimizin 100. yılına denk gelmesinde çok anlamlı buluyorum ve çok değerli buluyorum. Ve bunun öncülüğünü Sayın Rektör Hocamız yaptı. Bu fikir Rektör Hocamıza aitti. Bugünün burada kutlanmasını, burada anılmasını o istedi. Bize öncülük yaptı. Biz ona sadece yardımcı olduk. Bu vesileyle başta Sayın Rektör Hocama, emeği geçen Sayın Belediye Başkanıma ve hiçbir etkinliğimizde bize yalnız bırakmayan Sayın Milletvekilime ve sayın arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. O yüzden milli ağaçlandırma günümüzde peygamberimize, atalarımıza layık olma noktasında çok önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. O yüzden tüm emeğimizi hasrediyoruz. Özellikle Orman Teşkilatı personeline sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca bize üniversitenin kapılarını her daim açan Turizm İşletme Fakültemiz dekanımıza, İşletme Fakültesi sevgi ve saygıyla selam ediyorum. Evet Aysa çocuğum. Devam et, devam. Evet hocam. Sanki toprak yok. Başka bir şey.
Ama benim ödem tutuyor. Ben içerim peş. Kulayacak mıyız bunu? O ya, arada da senin bana olduğun gibi ben de sana. Gel buraya. Senin beni korumana. Senin gibi. Evet, Mustafa var hocam. Mustafa var hocam, biz tanıyoruz. Bir kendisi tanıtmasını istiyoruz. Efendim, Yıldız Teknik Üniversitesi Peyzaj Planlama Programı'ndan Profesör Doktor Mustafa var. 100. yılın münasebetiyle Bafra'da yapılan bu etkinliğe katılmış olmaktan çok memnun oldum. Gerçekten, geleceğe nefes, cumhuriyete nefes dedik. Evet, evet. Güzel bir çalışma. Özellikle üniversitemizde olması bizi çok daha çok sevindirdi. Umarım devamı gelir bu çalışmaların. Bu tür çalışmalarla Bafra'ya bir geleceğine bir adım atılır mı hocam? Elbette. Bu bir çekirdek yani nüve şeyinde. Şu anda bugün 1100 tane, 1111 fidan dikildi. Buna benzer her etkinlikte böyle yaparsak biz Bafra'yı çok daha güzel hale getirebiliriz. Yine güzel oluyor. Tabii biliyorsunuz Millet Bahçesi çok güzel bir şekilde ortaya çıkacak yakında, bir seneye kadar. Bafra'mızın hizmetinde olur. Güzel bir eser. Buna benzer bazı parklar, bahçelerde yapılırsa Bafra'mız belki yaşanabilir bir hale gelebilir. Gelebilir diyoruz. Şu anda biraz sıkıntılıyız tabii. Evet. Biz de hem Millet Bahçesi hem de diğer çalışmalar için taşın altını eline her koyanlardan bizlere teşekkür ederiz. Sizlerin de yaptığınız çalışmaları yakına takip ederiz. İyi çalışmalar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.